Çok üzerine basa basa şey diyorlar yani, biz bunun standardına göre puan veriyoruz. Yani bu elmalı kurabiyenin standardı bu değilse, ben ne kadar beğenmiş olursam olayım puan kırmak zorundayım diye düşünüyorum. Hmm. Haksız mıyım? Hmm. Kararsız kaldın şu an. İçli köfte. Yani denemesi bile güzel aslında ama yani olmamış. Ben beğenmedim açık söyleyeyim yani. Ama yedim. O da şeyden dolayı, sergiden dolayı yedim. Mücveri beğenmedim ben. Mücver çok unlu olmuş. Ondan sonra Taratar'da da şey var. Neydi onun ismi? Sarımsağı çok basmış. Ondan sonra Apple normal standarttı. Yani şey olması gerektiği gibiydi bence. Elma. Benim fikrimi sorarsan kurabiye tabii olması gerektiği gibi kurabiye değildi. Şekli, işte hamuru falan. Ama tadı çok güzeldi. Yapmıştı yani. O kadar strese rağmen, paniğe rağmen güzel kurabiye çıkardı falan. Onun dışında dolmanın içi çiğdi. Soğanları çok büyük doğramıştı. Ve çok acıydı ama tuzsuzdu. Bir şeye dikkat ettiniz mi bilmiyorum. 10 tane içli köfte vardı. 11 tabakta içli köfte vardı sonra. Yarışma bitti. 10 tane içli köfte vardı. Çok iyi saydım. Sonrasında 11 tabakta da bütün içli köfte vardı. Çünkü yarışmanın bittiğim düdüğü çaldıktan sonra içli köfte attı oraya Kadir. Gördünüz mü? Kameralar gördü. Puan vermeyecekler ya. Ben bu muhabbeti bilmiyorum. Bana bir tık anlatabilir misin Kadir'cim? Tamam. Aykın'ın muhabbeti mi? Bu ne oldu işte senin gerginliğinin ya da olan? Bir tane köfteyi aldı orada. Elindeydi. Ona verdi. Burada 10 tane vardı. Yok diyor. Burada 10 tane var. Tam koymuşsunuz. O ne demek? Buna takılmış. Aa, o ne demek? Geri tabii Bülent'in elinde biri de. Bakıyor güzel pişmiş mi yalan mı? Çok ne alaka? Sonra ben buradayım. Benim yani muhatabı benim. Oradaki herkes benimle alakalı konuşuyor. Sen kimsin yani? Anladın mı? Ben buradayken. Gözümün önünde dedikodu ediyorsun. Kim konuştu Ayten mi? Tabii. O bir şey aramaya çalışıyordu ya arkası. Aradığını bulur. Şu an çok gereksiz. Ona bir şey söyleyeceğim. Yemeklerden kuramıyor ya. Gidmiş fırına çıktı. Ay aynen şu ne alaka ya. Fırını ben mi açtım? Bak bugün yok yani. Bak şimdi göreceğiz. Bu arada çok beğenmiyorlarsa yemeselerdi. Tamam da yemeselerdi abi. Çok abartıyorlar onlar da. Göreceğiz onların menüsünde. Kararlar verildi değil mi? Tamam mıyız kırmızı takım? Verildi bizim. Peki tadım sırasıyla başlayalım. Mavi takım. Mücver çiğdi kesinlikle. İçli köfte çok kalındı. Kuru dolmanın bir yerinde bir yeri ısırdım. Az önce en son benim ısırdığım yer cehennem gibi bir şeydi. Yani tam karışmamış bence onun şey harcı. Bu kadar bence güzeldi geriye kalan şeylerden sonra. Yani ben iki tabağı falan yakın yedim ama bu benim açlığım yani sizle alakalı bir durum değil. Lezzetle alakalı durum lezzetle değil. Lezzetle alakalı tabii ki. Yani çok kötü olsa yiyemezsin. Kötü de olsa yiyemem de. Evet. Güzeldi yani adamların tabağı. Peki. Var mı eklemek istediğiniz Elif, Ruşa? Var aslında benim. Elinize sağlık. Hani bir gün tabağıydı gerçekten. Aldık yedik. Ama yani iki kabaklı ürün yapacağınıza gerçekten iyi bir mücver çıkartsaydınız. Tarator zaten yapması kolay bir şey. Ellerinize sağlık. Puanımız burada zaten. Ellerinize sağlık. Ben elmalı kurabiyeyi çok beğendim. Mücver 1, içli köfte 1, kuru dolma 1, elmalı kurabiye 1, artı 1 de takım uyumu zannedersem. Toplam 6 puan 10 üzerinden elinize mavi takımdan geldi. Evet devam edelim. Öncelikle ben mücveri beğendim aslında. En lezzetli soydu tabaklarınızın. Taratorda biraz tuz eksikti. İçli köftenin içi mükemmel. Hani ekmek arası yap ye kıvamı. Dışı için biraz sana söyledim. Dışının biraz daha koyu olması lazımdı. Tamam. Kalınlık farkı vardı içinin. Normal. Ama tabii bu hazırlanan işle de alakalı. Bir saat. Son anda o tuz hamlesini yapmasaydın çok iyiydi aslında. Yani hani tuzu alınca damağıma direkt, damağıma diyorum, dudaklarıma direkt tuz geldi. Dolmanın içindeki aromayı, yani karabiberi çok yoğun buldum Murat. O da tadını gölgeledi bence dolmanın. Tatlının da başına gelmeyen kalmadı Dilan. Bir tık öyle oldu. Buna rağmen yenilebilir. Önümüze bir ürün koymuşsun. Harika. Yani benim dün yaptığıma benzemiyordu. Bu yenilebilir, tüketilebilir bir şey. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bence tabakta en iyisi tabak taratordu. İçli köfte daha iyiydi bence. Yani ben daha kötü bekliyordum. İyi olmuştu. Ama dışı böyle bir içli köfte yok yani. Dış harcında bulguru biraz az koydun aslında. Bir de ben hani tabii ki her yörenin ayrıdır da ben sıcak suyu ilk defa gördüm. Hani acaba dedim hemen annemi aradım. Anne dedim yağlı hani olduğunda mı dedim sıcak suyla dedim oluyor.
Yok dedi. Demek burada farklı. Mücver idare ederdi. Dolma. Dolma da yani biraz şeydi. Adana ya işte ben de 5 verdim. 6-5. Dur. 6-5. Evet Aydın. İçli köftenin içi çok lezzetliydi. Eline sağlık. Dışında salça bence çok fazlaydı. O yüzden tutturamadın. Salça oranı çok fazlaydı. Bir de evet sıcak suyla değil, yoğurarak onu özleştirmen lazımdı ki elinde açtığın zaman incecik bir doku olması lazımdı. Yani benim bildiğim bu içli köftede. Dışı çıtır çıtır, içi de çok lezzetli. İçi bu ama dışı o değil. Kabak talator güzeldi talator. Ama sarımsağı çok fazlaydı. Ben sarımsağı çok sevmeme rağmen bana aşırı yoğun geldi. Patlıcan dolmasına gelince, patlıcan dolması genelde içine konulan harcı çok az olur. Çeyrek kadar konulur, şişince yarıya iner, üst tarafı boşluk olur. Yani böyle dop dolu bir dolma değil, taze kabaktan değil de, patlıcandan değil de kuru patlıcandan yapıyoruz ya, üst kısmı bomboş olur böyle. Benim bildiğim o. Bir de çok iyi de pişmemişti. Artı aroması güzel değildi. Başka? Kurabiye güzeldi. Teşekkür dışı ederim. Biraz kalındı. Tam istediğim kıyırlığı yakalayamadım ama yine de lezzeti güzeldi. Yerdim. Teşekkür ederim. İki kez yaptım bir de. 10 üzerinden 5. Şimdi teşekkürler. Az önce atladık. Mavi takımla, kırmızı takımla ilgili söylemek istedikleriniz varsa siz cevaplarınızı verin. Mavi takımla ilgili yok. Kırmızı takımla. Atladık çünkü atlamış olmuyor. Evet, zaten vereceğiniz bir cevap şey var mı? Peki kırmızı takımla devam edelim o zaman. Mücveri bu arada kim beğenmedim dedi daha az önce. Çiğ kaldı. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Biz kolay yapsak kolay oluyor. Diyorsunuz ki tarator kolay. İçli köfte yapalım diyoruz. Ona da bir şey çıkıyor. Tamam ama... Tarator kolayı mavi takım söyledi Kadir. Yok yok ben genel ortaya söylüyorum bu arada. Kişisel bir şey söylemiyorum. Biz bunu bugün menüz yaparken... başarılı bu arada lafını biz kestim. Biz kolay diye bir şey zor onu konuştuk. Zaten. Bizden tamam, çok zor bir menü yapmışsınız. Benim fikrim öyle en azından. Benim aklıma gün deyince kısır, patates salatası, kek, poğaça, börek bunlar geliyor. Şurada 5 dakikada kek çırpmasını ben de biliyordum. İşin aslı. Ama başka bir şey deyince burada ben ne zorluklar çektim. Hepiniz bu taraftan hepsini izlediniz içi köfte yaparken. Ellerimi hepiniz görüyorsunuz yani. Bu ellerle ben içi köfte yaptım size burada. O yüzden bana burada kalın olmuş diyebilirsiniz, işte daha ince olması gerekiyor diyebilirsiniz, salçası çok geliyor diyebilirsiniz. Ben sadece ununu eksik koydum. O yüzden kıvam biraz cıvık oldu. Ona rağmen de patlatmadım ben bu içi köfteleri. Kimse bunu söylemiyor. Harcını çok güzel yaptığımı söylüyorsun. Kadir'ciğim, halesiz açıklamalar yapıyorsun. Yok. Zaten olması gerekenden değerlendirmiyor muyuz? Yok yok bak ben ortaya söylüyorum şu anda. İki takımın ortak yorumuna karşılık söylüyorum. İyi dinlersen ne demek istediğin kime gittiğini anlayacaksın o yüzden. Mücver çiğ dedim. Ben bu arada mücverin tadına baktım. Mücver çiğ değil mi? Ben mücveri yorumlamayı unuttum. Ben de katılıyorum ona. Çiğdi mücver. İnanmıyorum. Biz bu yemekleri daha önce yaptık. Ben Murat'ın bu dolmayı daha önce bir sene boyunca bir restoranda sattığından adım kadar eminim. Ve Antepli bir ustanın elinden çıkan bir dolmaydı. İlk defa senden duyuyorum dolmanın içi boş olur diye. Adı üstünde dolma. Yarı yarıya olur yani. Yarısını koyarsın. Tamam, Antalya'da üstü böyle birbirine herhalde. Dokundurursun, yapıştırırsın üzerine. Tamam. Araştırırsanız internetten de görebilirsiniz. İnternetten araştır. Özellikle Antep mutfağına sözümü bakın. Sözümü kesmezsen ben devam edeyim. Onun dışında da yani... Boş konuşuyor. Başka bir şey daha söylediniz. Bu uygun değil, bu olmamış tarzında. Bir şey daha beğenmedin sen. Sarımsak çok dedin. Sarımsak evet. Telefonda biraz daha sarımsak. Sarımsağının yoğun olduğu bir meze. Sevmedim diyorsunuz. Bu yorumu ben kabul etmiyorum. Ben çünkü sizin seveceğiniz yemek değil, olması gereken yemeği yapıyorum. Ben de yani olması tarator sizin sevmeniz senin sevdiğin gibi hazırlamıyorum ben taratoru. Tarator nasıl olması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Ben de olması gerekenden. Bunu herkese söylüyorum bu arada. Bak zaten. Nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapıyorum. Bu olması gerektiği gibi değil. Bunu yorumlayın lütfen. Bir saatim vardı, elimden geleni yaptım. Kalın mı? Evet. Benim iki saatim olsaydı burada, herkes herhalde yapardı bu köfteyi. Ama demek istediğim şu, lütfen ben burada nesnel yaklaşım yaptığım yemeklere. Yani tadı nasıl olması gerekiyor öyle yaklaş. Kuru dolmada kuru dolma konusunu kapatalım Ayten abla. Tıklım, lütfen tıklım, yok yok. Böyle ben, içi ben... tıklım tıklım mı olur? Bunu pişmiş bunu mi savunuyorsun? Bu arada? İçi... Ya bana göre pişmiş. Ben çok aramıyorum onu. Tamam ben yani. Yarım önemli pişik de olanı, seviyorum. Önemli ben olanı. Pişmiş. Bir saatte biz onu pişirebildik. Yarım pişmiş de bu ya. Bence biz bir saatte onu pişirebildik. Bak bu da iyi. Next yani gerçekten. Bir saatte pişti çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.